E-zayıflama. 2005 yılından beri sektörde çalışıyorum. 2 yıl önce klinik psikoloji eğitimimi tamamladıktan sonra klinik psikolog olarak devam ediyorum yola. Devlet hastanesinde çalıştım daha önce, rehabilitasyonlarda çalıştım. 2009'dan beri de kendi ofisimde görev yapıyorum. Önce hipnozun ne olduğundan biraz bahsedeyim. Çünkü çok yanlış inanışlar var hipnozla ilgili. Hipnoz bir uyku hali değil, bir kendini kaybetme hali değil ya da karşınızdaki size hipnoz yapan kişinin size her istediğini yaptırabileceği bir hal değil. Normalden bilincin 300 kat daha açık olduğu ama meditatif bir halde olduğu, kendi içine daha çok dönük olduğu bir hal. Dolayısıyla bizim yani hipnoz uygulayan kişinin bilinçaltına daha kolay ulaştığı, daha kolay bilgi ekebildiği bir hal. Nasıl sağlıyoruz zayıflama kısmını bu hipnozla? Kişilerin kendi içlerinde oluşan bazı yanlış inanışlar, bazı yanlış düşünceler, davranış bozuklukları var. Biz bu davranış bozuklukları ile ilgili alanları önce belirliyoruz. Kişiyi hipnoza soktuktan sonra da o gevşeme halini sağladıktan sonra da örneğin su içme ile ilgili bir problemi varsa bununla ilgili çalışıyoruz. Örneğin gece atıştırmaları varsa onunla ilgili bazı düşünce değişikliklerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani telkinler veriyoruz. Ama direkt bilinçaltına verdiğimiz için normal bir terapi seansında sağlayabileceğimizden çok daha etkili bir sonuç alabiliyoruz. Örneğin 10 seanslık bir şeyi bir hipnoz seansında sağlayabiliyoruz zaman zaman. E-zayıflama.